Arkadaşlar, 3. haftanın 1. antrenmanına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle umarım hepiniz iyisinizdir, sağlığınız yerindedir. Dedikten sonra lafı çok uzatmadan hemen antrenmanımıza başlamak istiyorum. Bugünkü antrenmanımızı size önce bir özetleyeyim, daha sonrasından başlarız zaten gene. Şöyle, bugünkü antrenmanımızda diğer antrenmanlarımızdan bir tık farklı bir şey yapmak istedik. O yüzden size diğer antrenmanlarımızdaki gibi birer set sayısı ve tekrar sayısı vermedik. Onun yerine bir süre verdik, yani 30 saniye gibi bir süre tanıdık. Bu 30 saniye içindeki süre içinde 5 hareketimiz var. 5 hareketi 30 saniyede maksimum düzeyde yapmaya çalışacağız. Her hareket arasında bir 60 saniye dinlenmemiz var. Bu 60 saniye dinlenmemizi yaptıktan sonra bir sonraki hareketimize geçeceğiz. Dedikten sonra birkaç püf noktadan bahsetmek istiyorum. Dinlenmelerimiz önemli. Çünkü bugünkü antrenmanımız daha çok alt bölgede, birazcık daha dayanıklık üzerine bir antrenmanımız. O yüzden maksimum gücümüzü kullanmak zorundayız. O yüzden de birazcık yorucu geçecek yani. Kısacası onu söyleyeyim ben size. Daha sonra diğer antrenmanlarımızdan farklı olarak bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu da su. Diğer antrenmanlarımız çok fazla ağız kuruluğu, boğazımızdaki bir gıcıklanma gibi bir olay olmadı. Çünkü çok maksimum düzeyde bir maksimal bir kuvvet veyahut da bir enerji sarf etmediğimiz için bu kadar çok su ihtiyacı duymadık. Ama bugünkü antrenmanımızda birazcık su ihtiyacı duyacaksınız. O yüzden de dinlenme aralarımızda böyle bir iki yudum su içmeniz yeterli olacaktır. Çok fazla böyle lıkır lıkır su içmeyin. Çünkü hareketli bir antrenman mideniz bulanabilir, dalağınız şişebilir, rahatsız olabilirsiniz. Antrenmanı tamamlayamaz. O yüzden su içmeyi de hani böyle birkaç yudumla sınırlandırabiliriz. Daha sonra başka ekleyecek bir şeyim var mı diye kontrol ediyorum. Daha önceki antrenmanımızda da söylediğim gibi nefes. Çünkü gerçekten yorulacağız. Hatta şöyle diyebilirim, ısınmada bile yeter bırakmak istiyorum gibi bir şeyler olabilir. O yüzden nefesimizi bol bol kontrol edeceğiz. Yani nefesimizi tutmuyoruz hiçbir harekette. Sürekli nefes alışverişimiz devam edecek. Dedikten sonra antrenmanımıza başlamak istiyorum. Bugün antrenmanım dediğim gibi alt bölge, yani birazcık daha bacaklarımızın yorulacağı bir antrenman olacak. Önce ısınmamızı yapalım. Isınmamıza başlamadan önce şöyle ben bunları kenara alayım. Notlarımı yanına bırakayım ve bir yudum su içeyim. Siz de bir yudum suyumuzu alıp böyle boğazımızı ıslattıktan sonra ısınmamıza başlayabiliriz. Isınmamız 5 dakika sürecek. Her seferinde bu arada her ısınmayı 5 dakika yapıyoruz. Bunun sebebi şu, evet bir antrenmanı başlamak için ısınma 5 dakikada yeterli değildir. Biz her zaman derslerinde de bunu şey yapıyoruz. Bir yarım saat ısınma yapıp her zaman ondan sonra derse veyahut da antrenmana şeye başlıyoruz. Ancak bu 5 dakika şöyle, size verdiğimiz antrenmana yönelik bir ısınma ayarlıyoruz. Farkındaysanız her haftaki antrenmanlarımızdaki şiddeti, hareketin yapılışı vesaire bir şey, hep sürekli farklı hareketler yapıyoruz. O yüzden 5 dakika her seferiniz yeterli olacaktır. Merak etmeyin. Dedikten sonra ısınmamızda 3 hareketimiz var. Daha önce yaptığımız hareketlerimizi birleştirerek ben size bu hareketleri yaptırdım. Şöyle, öncelikle jump check dediğimiz bu hareketim. Daha sonra diz çekme hareketim ve ip atlama hareketim. Bu 3 hareketi birleştirdik ve bu şekilde size bir ısınma ayarladık. Şimdi ben bunu bir seferlik size göstereceğim. Nasıl yapmanız gerektiğini, 5 dakika yavaş tempodan hızlı tempoya doğru gideceğiz. Yani ilk iki dakikayı yavaş tempoda, 1 dakikayı birazcık daha orta tempoda, hatta 2 dakikayı orta tempoda, son 1 dakika yani 5. dakikaya girdiğimiz itibaren en hızlı hareketi tamamlamanızı istiyorum sizden. Hareketimiz ısınmamış şu şekilde, lütfen güzel izleyin ve yanlışlık yapmayalım. 1, 2, 3, 4. Yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4. Bitti. 1, 2, 3, 4. Bunu sürekli 5 dakika boyunca dediğim gibi hızlı tempoda, yavaş tempodan hızlı tempoya doğru devam ettireceğiz. Evet, bu 5 dakika bitirdikten sonra kendinize bir 2 dakika dinlenme verin. Bu dinlenmenizi de şu şekilde söyleyeyim. Hiçbir hareketimizin arasında oturarak veyahut da yatarak dinlenme istemiyorum. Yürüyebiliriz. Nefes alabilirim, nefesimi düzenleyebilirim, sağa sola esneyebilirim, evde birkaç tur atabilirim ama mutlaka hareketleri dinleneceğim. Nabzımı hareketli bir şekilde normale düşüreceğim. Kesinlikle oturarak veya yatarak dinlenmenizi istemiyorum.
Evet, antrenmanımızın ilk hareketi olan her antrenman yaptığımız hemen daha doğrusu squat. Artık squat'ı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yani oturma pozisyonunda diyebilirim. Sandalyeye, tabureye oturur gibi yaptığımız çömelme hareketine squat diyoruz. Squat hareketimiz buydu. Şimdi bu hareketi birazcık daha hareketli yapacağız. Yani zıplayarak yapacağız. Şöyle oturdum, kalktım. Artık bu hareketin püf noktası şu, sizden şimdi istemeyeceğim. Yani oturdum, evet hızlı yapmak için bu değil. Siz oturdum, squatlayayım, zıpladım, oturdum, zıpladım, oturdum. Kontrollü bir şekilde bu hareketi yapacağız. 30 saniyemiz var, 30 saniye boyunca bu hareketi yapıyorum. Daha sonra 60 saniye dinlenme veriyorum. Dinlenmemiz nasıldı? 1-2 yudum su. Ve oturak dinlenmiyorum. Daha sonra ikinci hareketime bakıyorum. Yine aynı şekilde squat yapıyorum. Ancak buradayım. Yan bir zemin kullanabilirsiniz. Hayatta nasıl rahat edebiliyorsanız. Şöyle halının üzerinde yapmıyorum çünkü kayacak. O yüzden gene benim metin var. Metin üstünde yapabilirsiniz. Veyahut da normal zeminde de yapabilirsiniz bu hareketi. Matımı bu şekilde yan koydum. Üstündeyim. Buradayım. Squat'a oturdum. Kalktım. Matımın bir sonraki başına zıplayacağım buradan. Zıpladım ve squat'tayım. Kalktım. Döndüm. Öbür başına zıplıyorum. Oturdum. Kalktım. Döndüm. Öbür başa zıplıyorum. Oturdum. Kalktım. Döndüm. Bu hareketimiz de aynı şekilde 30 saniye boyunca yapıyorum. Daha sonra gene bir 60 saniye daha dinlenme vereceğim. Evet. Ben de bir yudum su içeyim. Daha sonra üçüncü hareketim. Bu harekette gene matımın üstünde olabilirim. Veyahut da dizlerim yerde olacağı için dizlerimin altına bir ince havlu serebilirim. Bir bez serebilirim. Hani dizlerim tahriş olmaması yani. Şöyle bunun üstünden size daha böyle yumuşak bir şey koymanız sizin için daha yararlı olacaktır. Dizlerim yerde bu pozisyondayım. Elini beline koyabilirsin veyahut da önde tutabilirsin. Bir, iki, zıpladım. Tekrar indim. İki. Bir, iki, zıpladım, indim. Bir, iki, zıpladım, indim. Bu harekette gene 30 saniye boyunca durmadan yapıyorum. 60 saniye tekrar bir dinlenme veriyorum. Daha sonra bu hareketimi yerde yatarak yapacağım. Uzandım. Beşik pozisyonundayım. Sallanıyorum önce. Bir. Buradayım. İki pozisyon sallandım. Sonra buradan yukarıya döndüm. Buradan. Zıpladım. Düştüm. Alnım dar olduğu için ben biraz pek kafamı vuruyorum ama sıkıntı yok. Bu hareketi yine 30 saniye boyunca yapabilirsiniz. Dedikten sonra son hareketimiz. Lunge and squat. Squat'ı buydu. Lunge neydi? Bu hareketimizin ismi de lunge'tı değil mi? Şimdi bu ikisini birleştiriyorum. Şöyle yere açayım kendimi. Şöyle biraz öne geleyim. Buradayım. Öncelikle lunge yaptım. Ayağımı arka çapraza attım. Oturdum. Kalktım. Gene ayaklarım omuzu genişindi. Squat oturdum. Kalktım. Bu sefer diğer ayağımla ters çapraza gidiyorum. Bu tarafa gittim. Oturdum. Kalktım. Antrenmanımızda bu şekilde geçecek. Gene aynı şekilde bu notu 30 saniye yapıyorum. Ardından 60 saniye dinlenme vereceğim. Dinlendikten sonra mutlaka soğuma yapacağım. Yani nasıl ısınmamı yaptıysam bu hareketlerde soğuma çok önemli. Her antrenmanda size söylüyorum. Soğuma yapmazsanız sakatlanabilirsiniz. O yüzden oturduğum yerden yapabilirim. Ayağımı birini uzattım. Diğeri içeri aldım, çektim, yattım,
Çektim. Aynı şekilde diğer ayağımı uzattım. Yattım. İkisini ortada birleştirebilirim. Uzatabilirim. Bunun gibi bacaklarımızı esneteceğiz. Ama şunu istemiyorum. Bakın, baştan söylüyorum bunu. Bu arası önemli. Isınma ve soğumayı lütfen karıştırmıyoruz. Isınmada aktifim. Yani sürekli esneyeceğim. Ama soğumada böyle bir şey yok. Soğumada gittim, bekledim. Bıraktım. Soğumamızı da yaptıktan sonra antrenmanımızı bitirmiş oluyoruz. Umarım siz de eğlenirsiniz. Biraz zor eğlenirsiniz derken bilmiyorum eğlenir misiniz ama emin olun ki enerjiniz yükseleceğine ben çok inanıyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.